Galatasaray'a geçelim. Serhan, Geçelim. Volkan. Senin Tamam. de mutlaka soruların vardır. Serhan'a sorabiliriz. Şimdi Galatasaray taraftarı tabii ki de Mustafa Bey'in açıklamalarını dikkatle dinledi. Sonrasında Fatih Hoca'nın el yazısıyla sosyal medyadan yaptığı notu okudu. Notun son paragrafı tabii ki de konuşuldu. Mevcut başkana acil şifalar diliyorum ifadesi bence önemli. Şimdi ama Galatasaraylılar diyor ki elbette geçmiş olsun Sayın Başkan'a, hakikaten çok büyük bir badire atlattı ve hala da hastanede yoğun tedavisi devam etmekte Sayın Başkan'ın. Evet. Allah uzun ömürler versin. Tekrar Amin. Eski sağlığına kavuşsun Amin. Başkan. Amin. Kolay değil, zor. Çok zor. Bir taraftan kulüp yönetiyorsun, camiayı yönetiyorsun. İnsan olarak üzülüyoruz. Yani şu an bile başkan düşündükçe içim cız ediyor. Gerçekten tüylerim diken diken oluyor. Başkanın şu anki durumu tarif edilemez. Manevi anlamda, sağlık anlamında. Allah tez zamanda yardımcısı olsun. Yani ben kulüp başkanı olarak söylemiyorum. Ya da Galatasaray Başkanı İnsani Mustafa olarak. Söylemiyorum. İnsani olarak. Yani kulüp başkanı olarak atları eksileri olabilir. O tartışılır, konuşulur. Ama kesinlikle başkana acil şifalar diliyorum. Üzülüyoruz yani. Üzülüyorum, gerçekten üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Acil şifalar diliyorum başkana. Üzülmekten ve dua etmekten başka da çaremiz kalmıyor. Peki şimdi adaylar var. Var ama seçim Haziran'da mı yapılacak? Bir gidişata bakılacak. Yanılmıyorsam bu cuma gününe kadar değil mi? Bir listelerin son günü. Bugün bu cuma saat 18'e kadar listeler verilecek. Hatta şöyle söyleyeyim sana, lafını kestim. Estağfurullah. Yarın yine her zaman gibi ilk listesini verecek başkan adayı Metin Öztürk olacak. Yani saat 10'da Galatasaray Stadı'na gelecek divan başkanlığına ve listesini verecek. İlk ilan edildiğinde de Metin Öztürk, Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk ilk listesini vermişti. Ve hazır olan bir listeyi, kendisi hazırladığı listeyi de divan başkanına sunmuştu. Hatta ben o zaman da farkındaysan şöyle söylemiştim. Düğün konvoyu şeklinde gelmişlerdi. Yaklaşık bir 40-50 kişiyle gelmişlerdi ve hepsi sarı kırmızı kravatlarla gelmişlerdi. Yarın o düğün konvoyu daha fazlalaşacakmış. Yaklaşık 100-150'yi bulacağını söylüyorlar. Ve ekibiyle beraber, kurullarıyla beraber yarın listesini sunacak ve daha sonra basın mensuplarına açıklama yapacak yarın. Volkan dedi ya, Fenerbahçe'de transferin startı şampiyonadan önce verilir. Herkes gelir gider Samandıra'ya ya da Topuk Yaylası'na full kadro gidilir. Galatasaray'da ise henüz tabii kamp yeri bile belli değil. Evet. Hoca belli değil. Fatih Terim devam edecek mi ki, mevcut başkanların ifadesi, yani adayların ifadesi devam edeceği yönünde. Ki Mustafa Bey devam ettiği takdirde Fatih Hoca olmayacak. Tamamen belirsiz, flu bir fotoğraf var. O zaman netleştirelim mi yavaş yavaş? Tabii. Tamam. O zaman şu an mevcut başkan adayları 4 başkan adayı var Galatasaray'da. Biliyorsun bir önceki seçim takvimi olmuştu ve seçim takvimine göre bu ayın sonunda 31'inde, 30'unda, 22-29'unda, 29 Mayıs'ta bir seçim olacaktı. Ve Galatasaray Yönetim Kurulu da bu seçimi iptal etti. Pandemi olaylarını göstererek. Daha sonrasında tabii ki yeni bir seçim tarihi oluşturdu. Abdurrahim Albayrak da ikinci başkan müdahale etti. Haziran ayında mutlaka olacak dedi. Ve Haziran ayı içinde 19 Haziran'ı gösterdiler, hedef gösterdiler. 19 Haziran'da şu an Galatasaray'da seçim olacakmış gibi. Ama tabii ki bu Galatasaray yönetiminin almış olduğu karar. Son bir aksilik çıkmazsa eğer işte dernekler masası, eğer Haziran içerisinde seçim yapmayacaksanız derse yeni bir takvim oluşabilir. Ama şu an için Galatasaray'da gözüken seçim 19 Haziran. Haziran. 12-19 diyorlar. 12'de işte yeterli çoğunluk sağlamazsa hep öyle söyleniyor. 19 Haziran'da yapılıyor. Şu an için mevcut 4 aday var. 5. aday daha var. 6. aday daha olacak. Yani şu an 6 adaydan bahsediyoruz ki Galatasaray'ın mevcut sistemde 8200 tane oy kullanabilecek genel kurul üyesi olduğunu düşünürsek. Abdurrahim Bey de aday olacak mı? İşte o çok konuşuluyor. Ben şöyle dile getireyim. Abdurrahim Albayrak büyük bir oluşum içerisinde. Yani Galatasaray'ın önde gelenleri. Bu cuma son değil mi abi? Bu cuma saat 18 son. Bu cuma saat 18'de son. Ama bir de şöyle bir durum söz konusu. Bak şimdi bunun altını çizelim. Şimdi mali kongre yapılmadı Galatasaray'da. Seçim yapılacak. Şimdi adaylara bakıyoruz. Fener'de de yapılmadı. İşte ama şimdi adaylar tabii ki, siz Fenerbahçe'de bir aday var şu an için gözüken.
ve bir o aday da tabii, tabii. Fenerbahçe'nin içindeki bütün mali yapıyı biliyor. Galatasaray mali kongre yapmadı. Galatasaray'ın şu anki mali yapısını kimse bilmiyor. Adaylar da bilmiyor. Şu an 4 aday var. 4 tane aday seçime girecek. Sonra mali yapıya baktığı zaman ben bu kadar olduğunu bilmiyordum. Belki diyecek aşamaya gelecek ki. Ben zamanda rahmetli Özcan Can adına röportaja gitmiştik seçimden sonra. Aşağıda alacaklar bekliyordu. Ne alacağı bekliyordu başkanım demiştik. 40 tane seyirci geldi. Fotokopi paralarını bile ödememişler zamanında demişti bize bunu. Ya belki böyle bir durum da olabilir ama şu bir gerçek. En önemli olay şu. Yani 8200 tane aday, 8200 Galatasaray Kongresi var diye düşünelim mevcut. Geçen başkan seçiminde 4500-5000 aday diye farz edelim. Bu seçimde işte havanın sıcaklığı, pandeminin olması, 3000 aday, 3000 tane Galatasaray Kongresi gelecek diye düşünelim. 6 tane aday var. 501 oy alan. Yani 500-600 oy alan şu an Galatasaray Başkanı seçilecek. Tabii hepsi dengede giderse. Hepsi dengede giderse bir de şöyle bir şey var. Yani sonuçta kurullar oluşuyor. Kurullar 44 kişi, 50 kişiden farz edelim. Herkes 20'şer ton oyu getirse, ya şey 15 tane oyu getirse belki kazanacak, seçimi kazanacak 750 oyla. O zaman 850 kişilik bir genel kurulu, 8500 kişilik genel kurulu 700 kişinin seçeceği bir başkan yönetecek. Ya bu ondan sonra tabii ki sıkıntılara delalet getirebilir, sıkıntılar oluşturabilir. Bir de mevcut şu an yaklaşık 800 tane aday mali kongre yapılamadığından dolayı beratları verilen Galatasaray Kongresi olan 800 tane adayın da durumu da söz konusu. Kongre üyesi adayın. Şimdi yani sonuçta mali kongre olmadığı için onların adayları şu an okeylenmedi ama sonuçta da şimdi... O da oy kullanamayacaklar. Ya da oy kullanmadıkları zaman işte biz niye oyumuz yok? Oy kullandıkları zaman onlar niye oy kullanmadı? Sana göre ya, seçim olur. Olacak. Bana göre bu şartlarda. Olacak. Kesin olacak. Bugün itibariyle. Hı-hı. İşte vaka sayılarını da Sağlık Bakanlığı paylaşıyor. Yani düşüyor vaka sayıları. Galatasaray yönetimi, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz 19 Haziran'ı işaret etti. Bu saatten sonra o saat tarihte değişiklik olmaz Galatasaray tarafında. Mustafa Bey. Galatasaray tarafında 19 Haziran. Aday olmayacak. Zaten Galatasaray söyledi. Başkanı Mustafa Cengiz aday olmayacak. Yani şu anki gözüken o aday olmayacak. Herhangi bir liste oluşumunda içerisinde değil. O detayı kaçırdım. Kaçırdığımı zannetme. Abdurrahim Bey kendisi mi hazırlıyor listeyi yoksa bir oluşumun destekçisi adayı mi? Olarak mı? Adayı bir olarak oluşumun... Mı? Ya da bir oluşuma ama bir isme mi destek verecek? Onun listesine bir oluşum oluşturuyor diyelim o zaman. Daha mantıklı olur. Yani bir oluşum oluşturuyor. Bir oluşumda Galatasaray'da tabii ki oy potansiyeli yüksek olan, büyük oy getirebilecek Galatasaray'ın sembol isimlerinin olduğu bir liste yapıyor. İlerleyen zamanlarda açıklamasını şimdi bekliyoruz. Şimdi sen bana sordun, ben de sana sorayım. Tabii. Abdurrahim Albayrak daha açıklamadı da sonuçta Cuma 18'de belli olacak bu açıklayıp açıklamayacağı. Olmayabilir de diyoruz. Evet, onu olmaya da açık bırakalım. Abdurrahim Albayrak'ın girdiği seçimde, mevcut adayları da katıyorum işin içine. Bir numara, yani en büyük favori olarak seçime kim girer? İşte ben bunu söylersem gazetecilik etiğini... Tabii yok, manipüle etmiş olur seçimi. Abi bir şey soracağım. Bana niye soruyorsunuz o zaman Emre Belezoğlu'ya devam etmeli mi etmemeli mi diye? Ama o başka. Hayır, o başka. Bu da aynı, yok, aynı şey yok, abi. Teknik direktör başka. Ama orada bir tane seçime... aday var. Burada altı tane adaydan bahsediyoruz Volkan yani.